Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Bütün hepinize hoş geldiniz diyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerin iki tane konusu, yani önemli konusu şuydu. Birincisi, su ve ulaşımda yapılan emekliye, yani ücretsiz taşıma ve ücretsiz su söyleme. Diğeri de Tayyip Bey'in arkasına aday tanıtım töreninde yazılan Alfert Üniversitesi mezunu yazısı. Yani ikisi, yani şu anda yani ulusal basında zaten bir hayli ilgilendiriyor. Onların da ilgisini çekmiş vaziyette. Şimdi arkadaşlarımız şöyle soruyor. Gayet güzel gidiyorlar. Gerçekten siyasetin gereğini yapıyorlar. Siyasetin gereğini yaparken şöyle. İyi bir troll takımı kurmuşlar. Hepinizin şeylerinde, yazıların altında aynı isimleri görürsünüz. Yani birinci ayağını çok güzel halletmişler trollerden. Herkesin yapmış olduğunuz her yazının altında o isimleri görürsünüz. Diğer bir olayı da kendilerinin, şöyle söyleyeyim, hem maaş verip hem gazetecilik yaptırdığı kişilere yazdırmış oldukları yazılar yani. Sonra siz bunlara karşılık söz söyleyince, şimdi bunlar hemen şöyle söylüyorlar. Biz kavga etmek istemiyoruz, biz kavga etmeyeceğiz, bizim işimiz kavga değil. Ama şöyle söyleyeyim, her şeye bu gazeteciler cevap veriyor. Kendileri cevap verdi. Örnek olarak, yani şimdi size şöyle göstereyim. Bu arkadaşımız şeyle çalışıyor. Çevre Müdürlüğü'nde çalışıyor. Tamamen ahlak dışı bir hareket yani. Kendisinde zaten ahlaki durumu o kadar iyi değildir yani. Benim bildiğim kadarıyla. Şimdi bunlara diğer birkaç tane daha var bu şekilde. Bu arkadaşlara yani bir yerden yakalıyorlar. Yani bir yerden yakalayıp işte o cümleyi büyütüp veya da bir kelimeyi büyütüp yani mesele yapmaya çalışıyorlar. AK Parti Başkanı adayı Vergin'in şirazesini bozdu. Güzel bir söylem. Bunu söyle. Sen çık kendine de ki ben Zafet Vergin'in şirazesini bozdum veya da bozarım de. AK Parti'nin başkan adayı Vergin'in şirazesini bozdu. Özkan Çetinkaya ismi bile emekliye bedava ve su hizmeti kazandırdı. Bunun için falan yapmadık biz bunu. Zaten bu o kadar da bizim muhatabımız değil. Sonra Burhanettin Uysal'la ilgili bilmiyorum nerede ne konuşuyorsak onunla ilgili işte şey hemen ele almış. Sözler, bir sürü şeyler söylemiş. Biz söylemedik bile yani ama o kendisi o kadar da büyütmüş ki Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergil'e seçim çalışmalarına başladı. Canlı yayında muhabirin sorularını cevaplayan Vergil'i izleyenlerin bu kadarına da pes dedi. Karabük Üniversitesi'nin kurucusu, rektörü rahmetli Burhanettin Uysal'dan bahsederken takındığı tavır ve söylediği sözler Vergil'e yakışmazken Uysal'a yapılan bir haksızlık olarak değerlendirildi. Yani bunu sahipleri söylettiriyor yani. Ya bu seni ilgilendiren bir konu değil. Sen gazeteciysen gazeteciliğini yap. Ya bu sözün eğer ben böyle bir şey söylediysem adayı olan parti AK Parti. Yani Burhanettin Bey'in aday olduğu parti AK Parti. AK Parti il başkanı cevap versin. Şimdi onlar kavga etmek istemiyor tabii. Ya da eğer ilgilendiriyorsa benim söylediğim söz şey versin cevabı. Aday versin. Şimdi burada grup başkanı tabi oluyor. Bunun sebebi grup başkanı olarak cevap veriyor. Osman Köşker, meclisin en büyüğü Osman Köşker'e duyuyla saygıda olduğundan o grup başkanıymış. Ya grup başkanlığı başka, liderlik başka biz. Yani bunları da kendisi yazdırıyor. Sonra bakın bunun tarihini burada göremiyorum. Şimdi burada bunun tarihini görsek yani konuyu da bir yerlere yani kendileri çekmeye çalışırken Allah bunların ayağını dolaştırıyor ve çarpılıyor bunlar. Yani bunun tarihini bulabiliriz yani. Arkadaşlarımız aslında bunların tarihinde yazmaları lazım.
Şimdi şurada şöyle söylemiş, Rafet Vergili 15 senedir değişmeyen bir başka siyasette sıkıcıda FETÖ edebiyatı yapması, daha önce de AK Parti'nin içinde FETÖ artıkları olduğunu iddia eden Vergili diye sorduklarına, şimdi yine FETÖ edebiyatı yaparak rakibi Özkan Çetinkaya'yı yıpratmaya çalışan Vergil'in bu sözleri çok da itibar görmedi. Çünkü Özkan Çetinkaya Karabük algısının halkın ilgisini gün geçtikçe çekiyor. Hiç bu arkadaşım bu yazıyı yazdığı zaman FETÖ ile ilgili, FETÖ'cülükle ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Ama bunu yazdıran gene aday ve il başkanı. Şimdi kendileri söylem olarak bir kavganın içerisine girmiyorlar. Veyahut da söylemiyorlar. Doğrusu da bu. Ama birilerine de yazdırıyorlar. Sürekli olarak yani bir yerden de işte kendilerine laf söyletmeye çalışıyorlar. Ya ben bugüne kadar gerçek olmayan hiçbir şeyi bilmediğim, duymadığım, ispat edemediğim hiçbir şeyi bugüne kadar kimseye istinad etmedim yani. Söylemedim de. Bugüne kadar bana hiç kimse bir iftira davası açamadı. Bir kişi açmaya kalktı, o da reddedildi yani. Muzaffer Bey yani. O da reddedildi savcılık tarafından. Şimdi bu arkadaşlarımız o kadar böyle telaşa düşmüşler ki. Yani o kadar fazla telaşa düşmüşler. Biz ben neyin kavgasını yaptım? Karabük'te sesimi ben çok yükseltiyorum. Niye yükseltmeyeyim? İşçi için kavga yaptım ben Karabük'te. İşçiyle ilgili kavgamı yaptım. Sendikalarla ilgili kavgamı yaptım. Meydanla ilgili kavga yaptım demişlerdi. Temizçilik'in filtreleriyle ilgili kavga yaptım. Marzink'le ilgili büyük kavga yaptım. Temizlettim, her yeri temizlettim, pırıl pırıl yaptım. Şimdi ben Karabük menfaatleri olduğu zaman benim kavgam bitmez. Şahsi menfaatler beni ilgilendirmiyor. Şu anda ben Karabük ve Karabük Belediyesi'yle ilgili çalışmalar yapıyorum. O yüzden de Karabük'le ilgili yani benim kavgam devam eder. Şimdi biz ortada şimdi şöyle tam yani o kadar böyle sıkıntılı bir şey var ki hem buna cevap vermiyorlar. Şöyle söylediler, yanlış yazık, seven yazık. Bu da doğru değil, yalan yani. Çünkü bu özgeçmişe yani yıllardan beri, aylardan beri zaten biliniyor yani. Kendisi sosyal medyasında yayınlıyor. Bunu niye yayınladığını da bilmiyorum yani. Ya yani orada Alfert Üniversitesi diye yazılması, hele Tayyip Bey'in arkasına yazılması, bu bir mesaj, bu bizim bir kavgamız değil. Bundan bir ay önce bir dostum 2012'de ardışık arama denilen bir şeyleri varmış, bunların bir metotları varmış. Yani bir ankesurlu telefondan işte iki kere arayıp, üç kere arayıp sonra bir başka telefondan görüşme yapılan böyle bir sistemleri varmış. 2012'de bir sistemle ilgili ifadeye çağrıldı. 2012. Bakın 2012'de bir ankesörler birisi aramış yani. Kim aradığını o da bilmiyor. Yani öyle bir, yani hiçbir zaman bir bağı olmayan bir şey. Yani şimdi burada tam yani Alfert Üniversitesi kim? Alfred Üniversitesi FETÖ Üniversitesi. Amerika'daki FETÖ Üniversitesi. Burada bununla ilgili bir kampüs açmış. Buradaki YÖK tarafından onaylanmamış. Hatta Amerika'daki üniversitenin bile eğer girerseniz yani şeye internette araştırırsanız hatta yani o bile denklik sayılmamış. Ya yani Amerika'daki üniversitenin bile diploması denklik sayılmamış. Sonra bu arkadaşımız bu diplomayla Demirçeli'ye girmiş. O zaman da Eskişehir Üniversitesi falan diploması yok. Sattı yüksek okul diplomasıyla. Şimdi cevap versin işte, yani kavga falan değil. Sonra da Demir Çelik yani ya iş akdini feshetmiş veyahut da kendisi yani bir ara verdiği zaman tekrardan dönüşte iş almamış. Yani sattı üniversite, yani diploması kullandığı için. Şimdi biz bir şey söylemiyoruz ki. Şimdi bir belediye başkanı adayı her şeyiyle toplumu temsil etmesi lazım. Yarın ona hiç kimse ya bu nedir diye sormamalı. Ve bir de hem il teşkilatı, hem ilçe teşkilatları, hem belediye başkanı adayları yani bununla ilgili yok savcılık, mavcılık lafları edene kadar utanmaları lazım. Yani Tayyip Bey'in arkasına bu yazıyı yazdıkları için.
Yani milletvekilleri de bunu görmesi lazım ve kendileri şöyle söyleyeyim, saray oyunlarıyla burada bir tane belediye başkanı adayını, yani anketlerde çok yüksek oran çıkan bir belediye başkanı adayında bir sürü iftira kampanyalarıyla, gene kullanmış oldukları bir gazeteciye yazdırmış oldukları yazıyla genel merkezde de bunu göstererek adaylığından etmişlerdir. Yani kendi istedikleri aday Alfred Özkan olduğu için. Çünkü kullanabilecekleri aday. Şimdi kalkmış düşünebiliyor musunuz? Şurada kendileri cevap vermiyor. Bir tane gazeteci bunlarla ilgili her şeye cevap veriyor. Bu kadar neyi biliyorsa yani. Neyi biliyorsa. Yani meclisteki grubu, Osman Köşkleri hepsini ne kadarını biliyorsa bunlara cevap veriyor. Ya bırakın kardeşim ya, biraz daha şöyle şey yapın yani, kendinize gelin. Bir cevaplanması gereken bir şey varsa cevaplayın. Biz nasıl vicdanen rahat bir şekilde konuşabiliyorsak, cevaplandırabiliyorsak siz de cevaplandırın. Bize de bir sürü sorular soruluyor. Bir sürü hesap veriyoruz ama yani anlatıyoruz millete, gerçeklerini anlatıyoruz. Olayı. Aynen şu andaki Karabük girişindeki kavşağı bizim hep hesabını bize soruyorlar. Biz yapmadığımızı anlatıyoruz. Ama onlar da sessiz kalıyor, örnek olarak söylüyorum. Ya siz gidin diğer problemleri bir çözün de Karabük bir rahatlasın yani. Şu anda hiçbir mahallede Karabük'le ilgili bir problem yok. Hiç kimse, bütün mahalleleri gezdim. Bak eften püften olayların dışında bir tane problem, gerçek bir probleme rastlamadım. Ama şu anda Karabük'ün bir gerçekleri var. Hastane problemi var, çok büyük bir problem. Ya Karabük'teki vatandaşın en büyük problemlerinden birisi hastane problemi. Milletvekilleri seçtiği bir yıl olmuş. Bir yıl olmuş. Hiçbir adım ilerleme olmamış. Bak hiçbir ilerleme olmamış. İl başkanı, ilçe başkanları siz yıllardan beri Karabük'te teşkilatçılık yapıyorsunuz. İl başkanı değilken il başkan yardımcısıydı gibi. Yani hiçbir ilerleme olmamış. Ama şimdi böyle şeyden başkalarının kanalıyla bizi kavgacı, kendilerinde cevap vermeyen mağdur konumuna koymalarına gerek yok. Öncelikle ben hiçbir zaman bak FETÖ'cüsün demedim. Bak yani yapmış olduğum açıklamalara bakın. Ben FETÖ'cüsün demedim. Alfred Üniversitesi bir mesajdır dedim. FETÖ'nün üniversitesidir dedim. Ya o mesajı da kim veriyorsa onun bulunması gerekir yani. Bak o mesaj kim? Ya ısrarla verilmiş bir mesajdır o yani. Bilerek verilmiş bir mesajdır yani bu. Ben bunu söyledim. Yani bunun dışında ben Özkan Çatay için kesinlikle bu FETÖ'cü, FETÖ'ye yardım etti, FETÖ'ye uşaklık yaptı. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben FETÖ gerçeklerinden bahsettim. Eğer öyle bir ihtilal gerçekleşseydi bizim nasıl sıkıntılara düşeceğimizi anlattım yani. Yani beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bir tek şey biz Cumhur İttifakı'yız. Cumhur İttifakı'nın diğer adayının CV'sinde bugün yani Alfred Üniversitesi yazması, geçerliği olmayan bir üniversitenin yazılması, diplomasının bile geçerli olmayan bir üniversitenin yazılması tamamen bir mesaj içeriklidir. Biz bundan bahsettik. Yani Karabük'ün gerçekleri bu. Dediğim gibi bu arkadaşın şu ana kadar tahmin ediyorum. Yani eğer belediye başkanı olursa 4-5 tane daha yanında yani eş başkan olacak. Onlarla beraber Karabük'ü idare etmeye çalışacak. Bir soru sordukları zaman 4-5 kişi birden cevap vermeye çalışıyor. Çünkü Karabük'ü bilmek, Karabük'ün konularını bilmek apayrı bir şeydir. Yani gönül işidir yani bu iş. Yani gönül işidir. Yani siyasi itiraz, efendime söyleyeyim, siyaseten bir yere gelmek, efendime söyleyeyim, bir noktaya taşıması kendisini insanların, bu farklı bir şeydir. Gönül işidir. Biz Karabük'e gönül vermişiz. Biz belediyeyi bile bırakıp gitmedik. En son iyi ki de gitmemişiz. Yani bir yani istifa edip milletvekili falan aday olmadık. Karabük'ün çok köklü bir problemine ulaşalım da çözdük. Hatta bize ne diyorlardı? İşte burada yazdırmışlar, böyle apuk subuk şeyler yazdırıyorlar. Yani suya indirim yapamaz, ulaşıma indirim yapamaz diye çok iddialı konuşuyorlardı. Ne oldu? Suya da, ulaşıma da indirimi yaptık. Meclisten de karar aldık yani. Meclisten de karar aldık. Yani bunları size açıklamak için buraya davet ettim arkadaşlar. Yani şu andaki olay budur.
Yani bunu da yani peşi bırakılacak bir olay değildir. Önce dediğim gibi saray oyunlarıyla kendilerine başkan tespit ediyorlar. Sonradan da hiç geçerliği olmayan bir diplomayla ilgili, hatta bu diplomayla Demirçelik işbaşı yapamadığı söyleniyor bunlar. Söylenen Demirçelik işbaşı yapamadığı bir diplomayla da bu sefer de CV'sine yazıp Tayyip Bey'in arkalarına bunu, bu CV'yi koymaları, Alfred Üniversitesi'ni bile bile yazdırıp o anda hemen hemen bütün Türkiye'ye bunu okutmaları bana göre çok vahim bir olay, affedilmemesi gereken bir olay. Yani ben bunun için sizleri davet ettim, bunları anlatayım. Başkanım, buyurun. Çok ciddi bir iddia bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki, evet, AK Parti'nin adayı Özkan Çetinkaya sahte diplomayla kardemirleşe başladı. Evet. Diplomasının sahte olduğu anlaşılınca işaret feshedildi diyorsunuz. Evet, öyle söylüyorum. O an işaretli olmuş ve gerçekten olmuş mu? Ya bu, ya benim bildiğim gerçek. Yani şöyle de olabilir. Gerçek. Sahte diploma, yani askerliğe gidiyor. Benim bildiğim olayı söyleyeyim. Askerliğe gidiyor. Dönüşte yüksekokul diplomasının sahte bir diploma, geçerli olmayan bir diploma olduğu için tekrardan işbaşı yaptırıldı. Ama kendisi Eskişehir Üniversitesi diplomasını onu sonradan almış yani. Eşdeğerlik. Öyle bir diploma almış. Şu anda yani siz aslında boş duruyorsunuz. Hepiniz yani bir üniversiteye kaydolup yani bir diploma alabilirsiniz 3-4 yılda yani. Yani şu anda müsait yani. Yani onlar artık kolay bir şey. Yani şimdi ama o güne kadar Eskişehir Üniversitesi diye bir şey yok. Alfred Üniversitesi'nin diplomasının kullanılması yani bir olay, onu bırakın seçimlerde Tayyip Bey'in arkasına yazılması daha başka bir olay yani bu. Çünkü bu diplomanın hiçbir geçerliği yok. Geçerliği yok. Tanınmış bir, tanınmıyor. Ve ısrarla siz bunu aday tanıtım programında yazıyorsunuz ve bütün Türkiye'yi okutuyorsunuz. Yani burada yani biz bununla ilgili bir şöyle söyleyeyim. Yani iddiada bulunduk. Bunun dışında biz bir iddiada bulunmadık. Yani biz o, bunun dışında kalkıp da sen efendime söyleyeyim FETÖ'cüsün falan demedik. Bakın burada Tayyip Bey arkasında da ne yazıyor? Alfred Üniversitesi. Aday tanıtım programı. Yani biz bunu konuştuk zaten. Bu bir yerlere verilen mesajdır. Başka hiçbir şey değil. Benim kimseyle kavgam yok. Benim zaten Özkan'la yani yapacak bir kavgam yok ki. Şimdi bir kavgayı nasıl yaparsınız? Mesela Burhanettin Bey'le kavga yaptı. Havalanı yapacağım dedi. Ben de yapalım, oraya bir havalan olmaz dedim. Bu bir kavgadır yani. Ne yapacak yani? Özkan'la bizim ne kavgamız olacak? Yani Karabük'le ilgili ne fikir üretecekler? Şimdi hepsi toplanacaklar. Bir fikirler üretmeye çalışacaklar. Yani Karabük'ten zaten yani şu andaki Karabük'ün fikir üretmek için, proje yapmak için en zor zamanı. Çünkü bir şey kalmadı yani. Öyle fazla yapılacak bir şey kalmadı Karabük'te. Şimdi hastane yapacağız desinler işte. Belediyenin işi değil hastane ama onların işi iktidarın. Herkes sürüyor. Şu anda bir yakınım, bir yakınım. Ameliyat olması gerekiyor. Yani yoğun bakımda yer boşalmasını bekliyor doktorlar. Ne yapsın adamlar? Hastanenin imkanları bu kadar. Yoğun bakımda sıkıntı var. Hastanenin imkanları bu kadar yani. Şimdi örnek olarak söylüyorum. Yani onlar asli işleri zaten unutmuşlar. Onların tek işleri işte rafet vergili. Rafet vergiyle şöyle yapabilecek, böyle yapabilecek. Biz işte kavga etmiyoruz. Etmeyin kardeşim. Siz ne kavganız olur zaten. Ben de kavga edeceğim. Sizden de kavga edeceğim. Şimdi şunu şu olayı kavga diye sayıyorlar. Ya bu bir kavga değil kardeşim. Bu bir gerçek yani. Bu bir mesajdır. Ya bu mesajdır yani bu. Bu bilerek yapılmış bir olaydır yani. Ne diyorum? 2012 senesinden ardışık aramadan yani ifade veriyorlar. Ya 17-25'ten önce, 15 Temmuz'dan önce, her şeyden önce yani. Olan bir hadiseyle ilgili. Bu tamamen biz buradayız. Biz El Sabah'ın bir programıdır yani. Hançer o gün yatağa saplanmış, bugün de arkasına yazmışsın yani. Olay budur. Benim görüşüm bu. Onlar ne? Sözcü'nün Ankara temsilcisi Saygı Öztürk bu konuyu kaleme atmış. Evet. Sizin açıklamalarınızın yanı sıra Özkan Çetinkaya'nın da açıklamalarına yer vermiş. Ve özellikle Özkan Çetinkaya Saygı Öztürk'e şöyle bir ifade kullanmış. Hakkında iddiaları varsa, yani sizin için diyor, böyle bir şey muhatap ben değilim, savcılıktır. Başkanın açıklamalarını önemsemiyorum, kendisini de muhatap almıyorum demiş. Ne diyeceksiniz bu konuda? Söyledim işte. Ben ona FETÖ'cüsün falan demedim ki. Kaçamak cevaplar veriyorlar. Birilerinden öğrenmiş, cevap vermiş.
Ben Tayyip Bey'in arkasında yazmış olduğu yazıyı soruyorum. Verdikleri mesajı soruyorum. Ben anlamam yani. Benim söylediğim savcılık muhatabıdır, değildir. Ben bunlardan anlamam yani. Ben gördüğüm şeyleri söylüyorum yani. Bu bir mesajdır yani. O mesajı tam olarak ne demek istiyor Sayın Başkan sizce? Ne demek istiyor? Ya işte söyledim ya, anlamadım Mehmet Bey. Yani el sabahın hançeri diyorum yani. Birisi yatağın başına saplanmış, öbürü de arkasına yazılmış. Buradayız diyor, burada. Biz ayaktayız. Başka bir anlamı var mı bunun yani? Başkanım, o su ve ulaşım emekliye ücretsiz. Bu tamamen bir seçim yatırımı diye konuşuluyor. Seçimden sonra bu sürdürülmeyecek. Bize bir tarih verebilir mi belediye başkanımız diye bir söylem var dışarıda. Durumları iyileşene kadar vermeyecek. Ben seçilirsem. Ben bugüne kadar da hiç kimseye şöyle söyleyeyim. Seçim yatırımıyla ilgili yapamayacağım bir şeyleri söylemedim. Seçim yapımıyla ilgili hiçbir zaman popülist siyaset yapmadım. O günkü gerçekleri gördüğümüz için, bunu yaptık. Bu belki de Ankara'da sonradan verilen zamlar için bile faydası olan bir hadise yani. Bir de böyle düşünürsün. Yani bizim o tarihteki bu söylediklerimizde ulusalda yani yankı buldu. Yani ulusalda bu söylemlerimiz anlatıldı. Belki son yapılan zamlarda bile bizim bu yaptığımız harekete bir faydası oldu. Niye şeyden seçimden sonra niye kaldırayım ben bunu? Yani şimdi bir kaynağı olmadan veyahut da herhangi bir durumu toparlamadan, yani hesapları kitapları yapmadan, yani biz böyle bir iş yapmadık yani. Yani şu anda bu işin kaynağını hazırlamadan böyle bir iş yapmadık yani. Yani onların derdi şu işte yani. Karabük Belediyesi'ne bir gelirsek, Karesin diyorum, üst katı bizim, burada 16 tane dükkanımız var, 30 dönüm yerimiz şeyde var, Spor Vadisi'nde imarlı yerimiz var yani, 30 dönüm hazineden aldığımız. Gibi bunun gibi bir sürü yerler aldık. Yani bu herkes bunların peşinde, bunların hesabında. Ama Karabüklü zaten basiretlidir yani. Haklarını koruyanı hiçbir zaman yani yalnız bırakmaz. Biz buna inanıyoruz. Onlarla da bir meselemiz yok ama şey yapsınlar, böyle insanları böyle işte küçük görmesinler yani. İnsanları böyle işte farklı bir şekilde görmesinler. Şimdi bunun yapabilecekleri bir savunma yok ki bunlar. Şimdi yazdırırlar gene. Bu arkadaşlar çok büyük bir hesap göreceğim ben şimdi. Sen hem çevre müdürlüğünde işçisin, hem de böyle bir yayın organısın, hem de burada siyaset yapıyorsun. Çevre müdürlüğünde çalışacaksın, şoförlüğüne devam edeceksin. Ya basın mensup olacaksın. İstediğin gibi yazını yazacaksın yani. Bak ne diyorum. Yani onun dışında yani bir şey. Çıkacak yani. Seçim çalışmaları. Trafikle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili. Trafikle ilgili o kadar bir problem kalmadı. Şeyde. Özellikle otoparkta halen daha şey var başkanım. Yani yeni bir otopark, mesela bir katlı otopark gibi. Ya katlı otoparka gerek yok. Meydanda caminin altı yapılıyor otopark komple. Tabii yani şu anda Karas'ın otoparkı yarısı boş. Oranın otoparkının yarısı boş. Bizim aşağısı boş. Yani otopark su problemi var deniyor da millet para problemi var. Millet otoparka para vermek istemiyor. Yani asıl problem orada yani. Asıl problem orada. Yani o kadar büyük bir otopark problemi yok. Ve hatta yani size şöyle söyleyeyim. Şehir merkezine bir arabayla bile gelmeye gerek yok yani. Ya kardeşim ulaşım araçlarımız var. Yenişehir'den merdivenimiz var. Hasantepe'den işte gene şeyimiz var. Köprümüz var yani. Kartaltepe'den köprümüz var, Kayabaşı'ndan köprümüz var. Adam Kayabaşı'ndan oradan çıkıyor, buraya arabayı park edeceğim diye uğraşıyor. Biraz da yani şöyle söyleyeyim, biz kendimiz yaşamımızı zorlaştırıyoruz yani. Biz kendimiz yaşamımızı yani zorlaştırıyoruz. Yani elzem olanların dışında da herkes yani arabasıyla gelmek istiyor. Arabasıyla gitmek istiyor. Avrupa'da da mesela bu işte bisiklet yani. Şimdi şehir merkezindeki en büyük problem bisiklet parkı yani Avrupa'da. Ama biz gittikçe yani parkta sıkışıyoruz. Yani bunlara ilgili de şu anda bakalım. Caminin altı ve caminin yanındaki park tahmin ediyorum orada bin araca yakın bir araç park edebilecek yani. Ne kadar çözeriz, evet. Başkanım,
Başkanım, bu Kartaltepe ile alakalı daha önce Doğançılar'a teslim etmeyeceğiz, işte orada bir şey yapmayacağız, peşkeş şeklinde vermeyeceğiz. Orada bir belirsizlik var mı? Kaç kişiler nasıl yapılıyor? Kimler müracaat edecek? Kaç el yapılacak? Şu anda yapılıyor. Yapıldıktan sonra da satışa çıkacak. Satışta belirlenir. Yani sayımı ilerliyor mu? Kaç kişi orada falan? Şu anda 300 küsur tane yapılıyor. Sonrasına bakılır yani. Anlayabildiğim kadarıyla 300 tane, 300 küsur tane yapılıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com